Arkadaşlar selamlar. Bugün size arabaların olmazsa olmazı aküler hakkında doğru bilinen yanlışları anlatacağım. Akü neden arabaların olmazsa olmazı? Bunu hiç konuşmayalım bence. Hepimiz biliyoruz ki bugünün teknolojisinde akü olmadan arabayı çalıştırmak imkansız. Hatta pek çoğumuzun tecrübesi de vardır. Aküsü bittiği için arabayı takviye yapmayan veya vurdurarak çalıştırmayan kaç kişi var aramızda? Vurdurarak çalıştırma ve akü takviyesi demişken o konularda gerçekten önemli konular, onları da başka videolarda inşallah değerlendireceğiz arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi bugün akü hakkında doğru bilinen 8 yanlışı ele alacağız. Bu çalışma için bize destek olan Yiğit Akü'ye en baştan bir teşekkür etmek isterim. Bu arada sizin de Yiğit Akü'nün %100 Türk sermayeli akü üreticisi olduğunu, 100'e yakın ülkeye akü ihraç ettiğini, Türkiye İhracatçılar Meclisi 1000 listesinde 158. sırada olduğunu ve Türkiye'nin akü ihracat şampiyonu olduğunu bilmenizi de isterim. Ve isterim ki akü ile ilgili bir durumla karşılaştığınızda bu video size rehberlik etsin. O zaman lafı uzatmadan akü hakkında doğru bilinen 8 yanlışı bir bir anlatmaya geçelim. 1. Akü deşarj olduktan, yani hepimizin deyimiyle boşaldıktan sonra başka bir araçtan takviye yapılıp bir süre çalıştığında akü şarj olur. En çok düşülen yanlış bu arkadaşlar. Akü boşaldığında yaptığınız takviye sonrası motor ne kadar çalışsa ve şarj dinamosu dediğimiz alternatör ne kadar aküyü şarj etse de akünüzün şarjı %100 dolmaz. Bunun için mümkün olan en kısa sürede aracınızı bir yetkili akü servisine götürüp aküyü usulüne uygun şekilde şarj ettirmeniz gerekir. Yoksa bir süre sonra akünün tekrar boşalmasıyla karşı karşıya kalıp takviye yapacak insaflı bir vatandaş veya yol yardım servisi aramak zorunda kalırsınız. Üstelik sürekli takviye ile çalıştırılan akünün zaman içinde bozulacağını ve aracınızın bu şekilde zarar göreceğini de unutmayın. 2. Aküler bakım istemez, bağlı aracına ömür boyu kullan. Doğruluk payı olsa da bu da kısmen yanlış arkadaşlar. Evet, bakım gerektirmeyen aküler var. Mesela Yiğit Akü'nün L, N, A, B ve C serisi aküleri gibi. Ama ticari araçlarda kullanılan ve ekstra performans sağlayan hibrit kalsiyum özellikli aküler su kaybına uğrar. O nedenle belli periyotlarla su seviyesinin kontrol edilmesi ve eksilme söz konusuysa saf su ile tamamlanması gerekir. Mesela aracınızın aküsü hibrit kalsiyum esaslı bir akü ise her periyodik bakımda servisinizden su seviyesini kontrol etmesini, eksikse tamamlamasını isteyebilirsiniz. 3. Fiyatı daha uygun olduğu için düşük amperli akü almak veya daha güçlü diye yüksek amperli akü kullanmak. Akü konusunda en sık düşülen yanlışlardan ikisi bunlar. Her iki inanışta da sorunlar var arkadaşlar. Bizim amper olarak telaffuz ettiğimiz aslında AH şeklinde yazılan amper saat ölçü birimi akünün kapasitesini, yani içinde tuttuğu enerji miktarını gösterir. Bu şu anlama gelir. Aracınızın tam kapasite enerji kullanması durumunda 72 amper saatlik akü 1 saatte, yani 60 dakikada boşalır. Ama 60 amperlik bir akü kullanırsanız ve aracınız 72 amper enerji çekiyorsa o zaman akü 50 dakikada biter. Fiyat avantajı var diye daha düşük amperli bir akü tercih etmeniz aracınız için yetersiz kapasiteye sahip bir akü almanız anlamına gelir ki bu da hem akü hem de araçta ciddi sorunlara neden olabilir. Mesela elektrikli direksiyon sistemine sahip bir aracınız varsa yetersiz enerji nedeniyle direksiyon arızası görülme ihtimali yüksektir. Yine düşük kapasiteli akünün marş basma gücü de düşük olacağı için ilk çalıştırmada daha uzun marş basma, zor çalışma, hatta soğuk havalarda çalışmama sorunları da görülebilir. Diğer yandan düşük kapasiteli akü kullanmak güç olarak araca yetemeyeceği için akünün arızalanmasına ve aracın garanti dışı kalmasına neden olur. Bu da siz aküyü aracınıza taktırmak dışında hiçbir işlem yapmasanız dahi kullanıcı hatası olarak nitelendirileceğinden yetkili servisle yaşanacak anlaşmazlıklara, hatta nahoş durumlara sebep olabilir.
Aracınızın elektrik tesisatı akü kapasitesinin üstünde bir güç çektiğinde alternatör yani şarj dinamosundan yapılan aşırı beslemeler aküyü zorlayacak, içerisinde bulunan kurşun plakalara zarar verecek ve ömrünü kısaltacaktır. Gereğinden yüksek kapasiteye sahip akü kullanmanın da çeşitli handikapları var arkadaşlar. Bir kere aracınızın şarj dinamosu olması gerekenden daha yüksek kapasitedeki aküyü yeterince şarj edemez. Bu da akünün deşarj duruma düşmesine sebep olabilir. Bir diğer olası problem de elektrik tesisatındaki kablo kesitinin ince kalması durumunda alternatörün yapacağı yüksek akımlarda tesisatın ısınma problemi. Bu ısınmanın yangın çıkarmaya kadar varabileceğini unutmayalım arkadaşlar. Ancak LPG dönüşümü veya ilave ses sistemi gibi daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulan durumlarda araçtaki aküden daha yüksek amper değerine sahip akü kullanmak gerekebilir. Bu durumda da sadece bir üst amper değerine geçmek doğru olandır. Örneğin 60 amper saatlik bir akü yerine 72 veya 75 amper, 72 veya 75 amperlik akü yerine 80 amper akü kullanılabilir. Fakat 60 amper yerine 80 amper kullanmak uygun değildir ve yine kullanıcı hatası olarak değerlendirilir. Bu üçüncü madde çok önemliydi. O yüzden geniş geniş anlattık arkadaşlar. Gelelim dördüncü yanlışımıza. 4. Şarjı biten akü ömrünü tamamlamıştır. Değişmesi gerekir. Pek çok kişinin doğru bildiği, daha doğrusu işi akü satmak olan bazı kişilerin kullanıcıları bilerek veya bilmeyerek yanılttığı bir başka yanlış da bu arkadaşlar. Şarjı biten akünün sadece şarjı bitmiştir, ömrü değil. Olası nedenlerle deşarj olan sağlıklı bir aküyü yetkili bir akü servisinde şarj ettirerek uzun süre kullanmak mümkün. Şarjı bitti diye yeni akü almanıza gerek yok. Beş, akü lambası yanıyorsa akü bozulmuştur. Bu da bir öncekine benzer bir yanlış. Aracınızın göstergesinde akü sembolü şeklindeki ışık yanmışsa bu akü için dünyanın sonu değil, hatta aküde arıza var demek bile değil sevgili arkadaşlar. Endişelenmeyin ve akünü değiştir diyenlere de fazla kulak asmayın. Gösterge panelinde akü ışığı yanıyorsa ilk aklınıza gelmesi gereken akünün şarj sisteminde bir hata olduğu ve gerekli şarjı alamadığı olmalı. Tabii ki aracınızı servise götürün ve güvendiğiniz ustaya gösterin ama ilk akla gelen şeyi yapmayın. Aküyü değiştirmek için değil, şarj sistemindeki hatayı gidermek için aküye bakmalarını söyleyin. Altı, akü üzerindeki indikatör ışığı yeşil yanıyorsa akü sağlamdır, arıza araçta aranmalıdır. Bu da sık düşülen bir yanlıştır. Bazı akülerin üzerinde indikatör adı verilen ışık vardır ve bu ışık akünün şarj durumunu gösterir. Yeşil akü şarjının yeterli, siyahsa deşarj olduğunu işaret eder. Ancak bu ışık akünün sağlam veya arızalı olduğunu göstermediği gibi bazen şarj veya deşarj durumunu da net olarak ifade etmeyebilir. Çünkü akü üzerindeki indikatör ışığı sadece bir hücredeki asit yoğunluğuna göre yeşil veya siyah renk alır. Buradan şunu anlayalım. İndikatör ışığı arıza göstergesi değildir. Yeşil yandığı halde akü arızalı olabileceği gibi siyah renkte hiçbir arıza olmayabilir. İndikatör siyahsa uzman bir akü ustası tarafından incelenmesi ve kontrol sonrasında gerekliyse akünün şarj edilmesi doğru olur. Eğer aracın çalışmasıyla ilgili bir sorun varsa indikatör yeşil yansa bile akünün arızalı olma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 7. Aküde kampanya vardı, aldım, ihtiyacım olduğunda kullanacağım. Bu hepten yanlış arkadaşlar. Akü gerek araç üstünde veya araç dışında uzun süre şarj edilmeden beklediğinde sülfatlaşma meydana gelir ve bu durum aküyü öldürür. Çünkü sülfat akünün katilidir ve o aküyü çöpe atmaktan başka bir işe yaramaz. Arabanın veya akünün yeni olması da durumu değiştirmez. Çalışmayan akü boşalır ve şarj edilmeyen akü sülfatlaşır. Kaçınılmaz son. O yüzden ucuz buldum, alıp kenara koyayım olmaz. Hatta aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız en az haftada bir kere, soğuk veya aşırı sıcak günlerde iki kere olduğu yerde belli bir süre çalıştırın ki akünüz kendine gelsin ve sülfatlaşmaya meydan vermesin. Sekiz,
8. Taksi akülleri taksile için üretilmiştir. Sadece taksilerde kullanılır. Açıkçası bu spesifik bir konu. Herkesin ilgi alanına girmez ama hepimizin bilmesinde yarar gördüğüm için buna da değineceğim. Taksi aküleri gün boyunca daha çok marş basma gereği duyulan araçlar için özel olarak geliştirilmiş bir akü türü. Ama bu sadece taksilerde kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Aynı şekilde dağıtım ve kurye araçları, şehir trafiğinde sık dur kalk yapan içinde ticari sınıf aküler mevcut olan araçlar da bu aküleri kullanabilirler. Anlayacağınız taksi aküsü takside kullanıldığı gibi sulu akü bulunan tüm ticari araçlarda da kullanılabilir. Bunun araca herhangi bir zararı olmaz. Evet arkadaşlar, ülkemizin %100 Türk sermayeli akü üreticisi ve akü ihracatının şampiyon markası Yiğit Akü'nün desteğiyle hazırladığımız bu video umut ediyorum ki çok çok işinize yarayacaktır. Siz de ülkemizin gururu Yiğit Akü'ye desteğinizi gösterin ve sosyal hesaplardan Yiğit Akü'yü takip edin. Üstelik Yiğit Akü ile birlikte size sürprizlerimiz de olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Enerjiniz hiç bitmesin. Sağlıcakla kalın.